Bana bunu yapan kendini kötü hissediyor mudur? Ne fark eder? Diyelim öyle. Sen daha mı iyi hissedeceksin kendini öyleyse? Neden hep soruya soruyla karşılık veriyorsun cevap vermek yerine? Çünkü bu sorduğum soruya verebileceğim cevap beni ilgilendirmiyor. O pisliğin ne hissettiği umurumda değil. Beni senin ne hissettiğini ilgilendiriyor. Gerçekten mi? Gerçekten. Seninle bu odada kapalı kaldık. Neden ben? Hı? Sen de yaralısın bence. Seni de incitmişler. Doğruydu. Sana anlattığım hikaye doğruydu. Babaannem değildi sadece. Kimdi? Babam. Artık başıma gelenleri sana anlatmak istiyorum. Peki. Anlat. Dinliyorum. Geçen sene görüştüğüm biri vardı. Bir süre sonra birbirimiz için uygun olmadığımızı anladım. Ve ilişkiyi bitirdim. Ama o mesajları kesmedi. Peşimi bırakmadı. Bir gün doğum gününde denk geldik. Tabii bana uzak davrandım. Söyle, haydi söyle. O gece işte. Göster, göster nerede? Vay, bu umudunu kaybeden. Say, sen say bizi. Söyle, haydi söyle. Göster, göster nerede. Bırak eziyeti. Hani hani yeryüzü cenneti. Belki hemen şurada.
belki uzaklarda. Dindir şu hasreti, özgür insanların memleketi. Varabilsem ben bir sabah erken, kavuşabilsem güneş doğarken. Nerede nerede şu cennet nerede? Belki belki daha. Hamileliğini sonlandırmaya karar verdi. İyi. Anlattı. Her şeyi anlattı. Yüzleşti. Hı. İyi. Zavallı.